Her şey öylesine pahalı ki son dönemde çarşıda, pazarda sebze meyve de taneyle alma dönemi başlamıştı biliyorsunuz. Hatta tatlıyı bile taneyle almaya başlamıştı vatandaş. E şimdi bayramda taneyle alsan misafire nasıl ikram edeceksin? Evde yapsan şekeriydi, unuydu, her şey çok pahalı. Vazgeçilmezlerden vazgeçilen bir dönem yaşıyoruz. Mecburen herkesin eli kolu bağlı bu pahalılık nedeniyle. E bayram tatlısız olur mu? Tatlı almak da artık çok zor hale geldi. Çünkü bir yıl içinde maliyetler iki kat artmış durumda. Haliyle fiyatlar da çok yükseldi tatlıcılarda. Şimdi son dönemde biz pek çok kuyrukla tanıştık ama veda ettiğimiz bir kuyruk var. O da bayram öncesi tatlıcıların önünde olan kuyruk. Ettin askeri 4,5, askeri ücreti 4,5 milyar, vurdun insanların yiyeceğini içeceğini elinden aldın. Galiba çöktükçe mizah gücümüz artıyor. Bilmiyorum, her şeye böyle gülüyoruz ama tatlı olmayacağı kesin. Anlaşılan bu yıl bayram sofralarında tatlı olmayacak. İnsanlar sadece gelip 5 liralık 3 liralık tulum alabiliyor veya 2 tane halka alabiliyor. Neden? Şekere güç yetmiyor, yağa güç yetmiyor. Yani nereye kadar gidecek şaşırdık. Şu an 850-860 lira bandında çuvalı. Geçen sene yarı fiyatlarındaydı. Baklava almak isteyen tulumba tatlısına, kadayıf almak isteyen şekerpareye yöneldi. Çünkü şeker fiyatları yüksek, artış fahiş. Bayram öncesi tatlıcılar sinek avlıyor. Un fiyatı yine öyle. Kilosu 10 lira 12 liradan çuvalı 500-600 liraya geliyor. %150. Mesela geçen sene baklava 50 liraya satıyorduk. Bugün baklava 120'ye satıyoruz. 120 liraya. Şekerpare 30 liraya satıyoruz. Bugün 60 liraya satıyoruz. Ne satıcı mutlu halinden ne tüketici. Bayramın tadı tuzu kalmadı. Bizim ana maddemiz un, yağ, şeker, yumurta hepsi yüksek yani. Gelen misafirlerimize kolonya ikram edeceğiz. Yani tatlı alamayacağız. Bir şeker 7-800 milyon olur mu? Bir teneke yağ 1000 lira olur mu ya? Ekmek bulamıyor. Tatlıyı yani çok az adam düşünüyor. Geliri çok olan insanların dışında tatlı alacak olanları düşünemiyorum. Hal böyle olunca şeker yerine glikoz şurubu kullananlar arttı. Görünüşünden anlamak mümkün değil ama sektör yetkililerine göre fiyat bu noktada belirleyici. En azından 100 liranın altında baklavayı almalarını tavsiye etmiyorum. Ama tabii 350 lira gibi afaki rakamlara da boş boşuna para vermesin. Çıkıp televizyonda biri konuşuyor, ötekini yalanlıyor. Olan millete oluyor.